Bundan önceki videoda zincir kuralını kısmi türevlere uygulamayı öğrenmiştik. Elimizde Yunan harfi psi ile gösterdiğimiz x ve y'ye bağlı bir fonksiyon. Evet böyle bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Bunun kısmisini almak istersek, ee, bir saniye kısmisini değil x'e göre türevini almak istersek. Bunun pisi'nin x'e göre kısmisi artı y'ye göre kısmisi çarpı dy bölü dx'e eşit olduğunu görmüştük. Bunu tam olarak ispatlamamıştım ama bana neden inanmanız gerektiğine dair size yeterli bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Ayrıca belki bir gün ispatını da yapabilirim ama eğer gerçekten merak ediyorsanız bu ispatı yani zincir kuralının kısmi türevlere uygulanmasını internette bulabilirsiniz. Şimdilik bunu bir kenara bırakalım ve kısmi türevlerin başka bir özelliğine odak Bundan sonra da tam diferansiyel denklemlerin mantığını anlayabilmek için hazır olacağız. Tam diferansiyel denklemlerin çözümü oldukça kolaydır. Yani mantığı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama zor da demek istemiyorum. Şöyle söyleyeyim, eğer mantığı anlarsanız konuyu kaptınız demektir. Şimdi elimizdeki pisi fonksiyonunun x'e göre kısmi türevini aldığımızı düşünelim. Sadece pisi yazacağım, her seferinde x ve y'yi yazmak istemiyorum. Bundan sonra da... Y'ye göre kısmi türev alacağız. Gösterim olarak bunu operatörlerin çarpımı olarak düşünüp şöyle yazabiliriz. Kısmi del kare pisi ya da del kare pisi bölü del y del x. Bunu farklı bir şekilde de yazabiliriz ama fazladan bir şey olmadığı için benim bunu tercih ettiğimi söylemek istiyorum. Önce x'e göre kısmi almıştık. Bunu pisi x olarak yazıyorum. Sonra da y'ye göre aldığımız için x'in yanına y koyuyorum. Evet incelememiz gereken durumlardan biri bu. Önce x'e sonra da y'ye göre kısmıyı alırsak ne olur? x'e göre kısmi türev almak için y'nin sabit olduğunu kabul edeceğiz. Başka bir deyişle y'yi görmezden geleceğiz ve y'ye göre kısmi türev alırken de x sabit tutulacak. Peki bununla x ile y'nin sırasını değiştirerek alacağımız kısmi türev arasında nasıl bir fark vardır? Bunu da farklı bir renkle yazayım. P'sinin önce y'ye göre sonra da x'e göre kısmi türevini alacağız. Yukarıdaki gösterimleri de kullanmak için kısmi x kısmi y evet bu da operatör. Bu iki gösterim biraz kafa karıştırıcı olabilir. Yani x ile y'nin sıraları farklı olmasına rağmen aynı şeyi ifade ediyorlar. Halbuki bunları farklı şekillerde okuyoruz. Buradan önce x'e sonra y'ye göre kısmi türev aldığımızı anlıyoruz. Buradaki gösterim ise işe operatör yönünden yaklaşıyor. Ama yine önce x'e göre sonra da y'ye göre kısmi türev alıp operatörleri çarp Son gösterimi de yazayım. Pisi önce y'ye sonra da x'e göre kısmi türev. Evet şimdi size ilginç bir şey söyleyeceğim. Eğer İlk kısmilerin her biri sürekli ise şu ana kadar hep tanım kümeleri normal olan fonksiyonlarla çalıştık ve az önce de söylediğim gibi eğer bu fonksiyonlarda herhangi bir süreksizlik veya bir boşluk yoksa fonksiyonlar genellikle süreklidirler. Zaten ilk kalkülüs ya da diferansiyel dersinizde de sürekli fonksiyonlarla çalışacaksınız. Evet eğer bu iki fonksiyon da sürekli ise birinci kısmiler sürekli ise bu ikisi birbirine eşit olur. Yani PC x, y eşittir, pisi y, x yazabilirim. Bu öğrendiğimize yani zincir kuralının kısmi türevlere uygulanmasını ve buradakini kullanarak tam diferansiyel denklemler olarak adlandırılan bir diferansiyel denklem sınıfını çözebiliriz. Peki tam diferansiyel denklemler neye benzerler? Tam diferansiyel denklemler hemen bir renk seçeyim. Elimizdeki diferansiyel denklem şöyle yazayım. x'e ve y'ye bağlı bir fonksiyon. Bu mesela atıyorum. x kare çarpı kosinüs y olabilir. Evet, x ve y'ye bağlı herhangi bir fonksiyon düşünebilirsiniz. Artı yine x ve y'ye bağlı bir fonksiyon, bunun da adı ne? olsun. Çarpı dy bölü dx eşittir 0. Bunun bir tam diferansiyel denklem olup olmadığını bilmiyorum ama bu formda bir şey gördüğünüzde aklınıza getirmeniz gereken ilk şey bunun ayrılabilir olup olmadığı olmalı. Evet, ifadeyle biraz oynayıp ayrılabilir olup olmadığını görmelisiniz çünkü bu gerçekten de en kolay yollardan biridir. Ayrılabilir değil ama yine de bu formda yazılabiliyorsa da bunun bir tam diferansiyel denklem olup olmadığını düşünmelisiniz. Peki, tam diferansiyel denklem nedir? Hemen göstereyim. Bu ifadenin buradaki ifadeye ne kadar benzediğinin farkındasınız değil mi? M, pisinin x'e göre kısmisi olsaydı ne olurdu? Evet, pisinin x'e göre kısmisi m'ye eşit olsaydı ne olurdu? Ne dersiniz? Peki ya bu pisinin x'e göre kısmisi, bu da pisinin y'ye göre kısmisi olsaydı? Pisinin y'ye göre kısmisinin de n'ye eşit olduğunu yazalım ne olurdu dersiniz. Yani tabii ki de bunun kesinlikle böyle olduğunu bilmiyoruz. Yani buna benzer bir ifade gördüğünüzde bunun bir fonksiyonun x'e göre kısmisi, bunun da bir fonksiyonun y'ye göre kısmisi olduğunu bilemeyiz. Evet bilmiyoruz belki ama şu anda değerlendirdiğimiz eşit olmaları durumu. Eğer bu söylediğim doğruysa bunu pisinin x'e göre kısmisi artı pisinin y'ye göre kısmisi çarpı dy bölü dx eşittir 0 olarak yazabilirim. Ve sol tarafında buna eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu, Pisi'nin x'e göre zincir kuralının kısmi türevlere uygulanmasını kullanarak aldığımız türevdir. Hemen yazalım. Pisi'nin x'e göre türevi, Pisi'nin x ve y'ye bağlı bir fonksiyon olduğunu da biliyoruz. Eşittir 0. Evet, karşınıza eğer bu formda bir diferansiyel denklem çıkarsa ve eğer ayrılabilir değilse, belki de bir tam diferansiyel denklemdir. Ve eğer bu sınavdan önce işlediğiniz bir konuysa, evet büyük ihtimalle bir tam diferansiyel denklemdir. Ama yine de bu formu gördüğünüzde bunun bir tam diferansiyel denklem olabileceğini düşünmelisiniz. Eğer bir tam diferansiyel denklemle karşı karşıyaysanız, bu arada bunu nasıl anlayabileceğinizi de az sonra göstereceğim bunu herhangi bir fonksiyonun mesela pisi'nin x'e göre türevi bu da pisi'nin x'e göre, bu da y'ye göre kısmi türeviydi. Bunu bu hale getirdikten sonra iki tarafın ters türevini alırsanız x ve y'ye bağlı bir fonksiyon olan pisi eşittir c bulursunuz. c de çözümdür. Bu noktada dikkat etmeniz gereken iki şey var. Pisi'ler, kısmiler ve bir sürü şeyden bahsettik ama bunun bir tam diferansiyel denklem olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ayrıca bunun bir tam diferansiyel denklem olduğunu düşündüğümüzde yani bir pisinin olduğunu anladığımızda pisiyi nasıl çözeceğiz? Bunun bir tam diferansiyel denklem olup olmadığını buradaki bilgiyi kullanarak anlayacağız. Pisi ve türevi belirli bir tanım kümesinde sürekli ise önce x'e sonra da y'ye göre kısmi türev aldığımızda bunu diğer sırayla yaptığımızda elde ettiğimiz sonucu elde ederiz. Bunun x'e göre kısmi olduğunu söylemiştik öyle değil mi? Bu da y'ye göre kısmi türevde. Bu eğer bir tam diferansiyel denklemse bunun y'ye göre kısmisini alırsak eğer m'nin y'ye göre kısmisini alırsak, pisinin x'e göre kısmisi m'ye eşitti ve şimdi de bunun y'ye göre kısmisini alıyoruz. Bu şekilde yazıyorum. Bunun n'nin x'e göre kısmisine eşit olması gerekir, öyle değil mi? Pisinin y'ye göre kısmisi de n'ye eşit. İki tarafın x'e göre kısmi türevini alırsak, evet, pisinin ve kısmilerinin sürekli olduğunu kabul edersek, bunların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve eğer bunlar eşitse, bunlar da birbirine eşittirler. Bu denklemin bir tam diferansiyel denklem olup olmadığını işte bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi her şeyi özetlemek için bir daha yazacağım. Eğer mxy artı ne x y çarpı d bölü d x eşittir 0 formunda bir ifadeyle karşılaşırsanız, m'nin y'ye göre, n'nin de x'e göre kısmisini aldığınızda bunların birbirine eşit olduğunu bulursanız, bir tam diferansiyel denklemle karşı karşıyasınızdır demektir. Evet, bu bir tam diferansiyel denklemdir ve eğer bu bir tam diferansiyel denklemse, x'e göre türevi sıfıra eşit bir pisi fonksiyonu olduğunu anlarız. Pisi x, y eşittir c de bu denklemin çözümüdür. Pisinin x'e göre kısmi türevi m, y'ye göre kısmi türevi de n'ye eşittir. Bundan sonraki videoda da bunu kullanarak pisi nasıl çözebileceğimizi göreceğiz ama bundan önce bilmenizi istediğim bazı şeyler var. Bu pisinin x'e göre kısmisiydi ama tam diferansiyel denklem kontrolünü yaparken karışık türevi de elde etmek istediğimiz için bunun y'ye göre kısmisini alıyoruz. Aynı şekilde bu da pisinin y'ye göre kısmisi ama tam diferansiyel denklem kontrolünü yaparken yine karışık türevi elde etmek istediğimiz için bunun da x'e göre kısmisini alıyoruz. Bu y'ye göreydi. Sonra x'e göre alıp bunu elde edeceğiz. Her neyse biraz kafa karıştırıcı olmuş olabilir ama eğer yaptıklarımı anladıysanız tam diferansiyel denklemlerin altında yatan metotların nasıl ve neden işlediğini de anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda tam diferansiyel denklemlerin çözüm örneğini göreceğiz. Görüşmek üzere.